SOLIDWORKS'te bilmeniz gereken bazı kısa yolları göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Bunun için gelip bir parça çizimine giriyorum. Dikkat edin, aynen AutoCAD'de olduğu gibi aslında. Geldim, daire çizdim. Ondan sonra tekrardan bu komuttan çıktım. Başka bir şey yaptım vesaire. Bir ilişki verdim, tanjantlık. Aynı komutu tekrar kullanmak istiyorsam Enter'a basmam yeterli. Bu kısa yolu alacaktır. Gelip Enter'la bu komutu çizebiliyorum. Daha sonra ekrandaki bu, dedim ya, işin sihirbazlıklarını öğreniyoruz. Parçaları seçip eşit dediğimiz zaman bunları eşitleyecektir. Ve bunları geldim katlamaya girdim. İstediklerimi seçip bırakabilirim. Sadece onunla çalışabilirim ya da ikisini de işin içine katabilirim. Geldim bunu katıladım. Şimdi ekranda bunların üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorum. Şu yüzle geldim, sketch açtım. Bazen ekranda fazla yer istersiniz ya da ekrandan çok ayrılmadan çalışmak istersiniz. Klavyeden S'ye basarsanız elinize böyle bir kısa yol tuşları çıkacaktır. Sketch'te kullanacağınız butonlar, yani çizimde. Gelip bunlarla çizime devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında çok kolaydır. Çizimlerin kenarlarına dokunduğunuz zaman ortalarından ve kenarlarına, özel noktalardan size yakalama sağlar. Bu da bir kısa yoldur aynı şekilde. Çizdiğiniz herhangi bir şeyi, mesela diyelim ki buna özel bir değer verdiniz. Geldiniz dediniz ki bu 30 olsun. Bunu sağ tık seç. Geldim, seçtim, Ctrl C ile kopyaladım. Gelip özel bir nokta yakaladım misal. Veya herhangi bir yeri seçtiniz. Ctrl V ile yapıştırabilirsiniz. Görüyor musunuz? Direkt sketch geliyor. Peki diyelim ki bunu çok serbest buldunuz. Bunu da illaki bir yere yerleştirmek istiyorsunuz. O zaman da gelip hem kenarı, bakın çizim değildir. Dikkat ediyor musunuz? Şu an bir çizim yok etrafta. Gelip kenarı ve çizimin kendisini kontrol ile seçiyorum ve eş merkezli diyorum. Bu da eş merkez olarak yerleşiyor. Sketch'ten artık çıkmanız için ekranda bir yere boş tıklamanız yeterli. Çift tıkladığınız zaman sketch'ten çıkar. Çift tıkladığınız zaman sketch'e gider. Çift tıkladığınız zaman çıkar. Bunu unutmayın. Gelip kenarlarını gri olduğu halde, seçtiğiniz halde katlamaya hemen girecektir otomatikman. Bu da bir kısa yoldur. Aynı şekilde unutmayın ki gelip de Ctrl Enter'a bastığınız zaman son çizime geri gireceği için skeci düzenlemeye kalkıyor. Son komuta geri gireceği için. Ctrl C, Ctrl V kısa yolunu anlattık size. Ctrl Z'yi anlatalım. Ctrl Z undo'dur. Şunun aynısıdır. Ctrl Z'ye bastığınız zaman yaptığınız işlemi geri alır. Ctrl Y, redo diye bir şey yoktur maalesef. Geldim, tekrardan kestim. Yaptığınız işlemler sırasında eğer görünüşleri değiştirmek istiyorsanız, daha önceki eğitim filminde anlatmıştım size gerçi, ama Spacebar'a basıp Spacebar'la istediğiniz görünüşlere geçebilirsiniz. Bu da aynı zamanda bir kısa yoldur. Çizim üzerinizde yaptığınız değişiklikler bazen yansımaz. Bu değişikliğin yansımasını istiyorsanız Ctrl B'ye basmanız gerekiyor. Mecbur olarak sistemi zorlayarak bütün değişiklikleri yansıtır. Şimdi kısa yollarımız bu kadar. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.